Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Her işin başı Bismillah. Bismillah'la başlayalım. Ben Hasankaya'nın Korucu köyünde 1941'de dünyaya gelmişim. Adım Seyfullah. Fethullah Hoca Efendi benden 2 yaş 4 ay büyük. Beraber çocukluğumuz aşağı yukarı 7-8 sene geçmiş. Aşağı yukarı 10-14 yaşlarına kadar ben de köyde babamın yanında kaldım. Sonra babam beni şehire getirdi okumak için. İmam olayım diye. Ben de imamlığı pek bir hoşuma gitmedi. Yani belki sesim, hafızam, aklım müsait değil. Meslek edindim. Oto tamirciliğinde çalıştım. Araba mavinliğinde çalıştım. Askere gitmeden evvel sivil ehliyet aldım. 1960 içinin 10. ayın sonu askere gittim. Askerden dönüşü, o askere gitmeden evvel ehliyet aldığım dönem Atatürk Üniversitesi'nde çalıştım. Dolayısıyla 2,5 sene askerlik yaptım. 30 ay. Döndükten sonra tekrar eski çalıştığım yer üniversiteye gittim. Kadrolu olarak girdim. Ve 20 küsür sene oradan emekli oldum. 90'dan bu yana da böyle emekli. Hayatımı devam ettiriyorum. Biz 8 kardeşiz, en büyüğümüz ablamız. Sonra Hoca Efendi, sonra ben, benden sonra Mesih Efendi, vefat eden Nidaye Efendi, ondan sonra Salih var. Bir kız kardeşimiz daha var, 7 numara. 8 numara Kutbettin isminde erkek kardeşim var. Biri vefat etti, 7'miz hayattayız Hoca Efendi'yle beraber. Şimdi Hoca Efendi'yle geçirdiğim günler. Hoca Efendi'yle işte 7-8 sene veya 6 sene olabilir. Benim aklım kestikten sonra yani. Bir çocuk işte 2-3 yaşından sonra insanın aklı kesiyor. Hoca Efendi çocuk değildi yani. Bizimle oynamazdı. Biz kapı, baca, sokakta oynarken o hep okuma ve hatta arada sırada bana da mani olurdu. Yani seni amcama haber vereceğim. Şimdi yaş denk geliyor ya, daha o diğerleri küçük. Çocukluğundan çok kendisine dikkat ettiren, benim aklım kesti Hoca Efendi'ye, hep hoca dedik biz. Evet, bütün aile, amcalarım, halalar, amcazadeler, yani onda bir hocalık bir vasfı sezmişler. Ya ismini filan verme değil. Hoca diyoruz. Ben askerden sonra bir askerler böyle şey olur ya, kendisi bir özgüven olur. Askerlik yaptı filan diye. Hoca Efendi'ye bir sefer ağabey dedim. Bir maslahat için. Ne oldu dedi Sıfat Efendi. Şimdiye kadar kocaydık. Nereden oldu ağabey? Yani ben unutarak dedim yani. Hoca Efendi tam çocuk yaştan kendisine hocadı. 13-13 yaşında çıktı bizim köyün camisinde, kürsüye çıktı, vaaz etti yani 13-13 yaşında, hilaf olmasın. Sonra başka yerlerde, yani o merkez vaizi olmadan, Diyanet'e girmeden evvel, daha çocukluğunda başka yerlerde, Alvar köyünde vaaz etti. Bir Ramazan vaazlarına, çevre, ta belki Tokatlara filan gitmişti. Sonradan kendisi anlatmıştı. Yani Hoca Efendi ta çocukluğundan hoca doğdu. Dünyaya gelmiş hoca olarak. Ailede hep ona iltifat ederdiler. Onun sofrada yeri başkaydı. Biz de pek kıskanmazdık onu. Yani o onu severdi. Yani devamlı büyüklerin yanında oturmak, sofrada özel yerinde oturmak ama
başka çocuk olunca biz de büyüklerin yanında pek oturmak hoşumuza gitmiyordu. Yani bizi kısarlar, az yederler, çok yederler. Abuz abi kenarda olsak kendi hürriyetimiz kendine istediğimiz gibi hareket ederek diye. Ondan sebep onu pek kıskanmazdık. O öyle o şeyi devam ettirirdi. Sancınız devam ediyorsa bulduklarınıza muzam şeyler bulacağınıza inanabilirsiniz. Rabbim sancı çekenler hürmetine bizlerin işlerini de sancıyla doldursun. O sancı belasından bir an bizi cüda eylemesin. Huzurlu aşk belasını ister öyle der. Bir an belayı aşktan eyleme cüda beni der. Ben müsaade ederseniz şöyle demek istiyorum. Hizmet sancısı, dava sancısı, dava ızdırabından Rabbim bir an bizleri cüda eylemesin. Öyle bir duadır ki bu, Mecmu'ul Ahzab'ı her gece iki defa okusanız, 1000 rekat namaz kılıp başınızı yere koysanız, bu sancıyla kıvranmanın bir dakikada size kazandırdığını, kazandıracağına kani değilim. Bir dakika uykunuz kaçsın, bir dakika ellerinizi kasıklarınıza koyun, bir dakika ellerinizi şakaklarınıza koyun, yanan İslam dünyasının halini tasavvur edin, tahayyül edin. Gelecek adına ona ait rüyalarınızı gözünüzün önünden geçirin ve bir kere inleyin. Hazreti Muhammed rüyası için bir kere inleyin. Onun hülyaları için bir kere inleyin. Sonra tabi askerden evvel hoca, benim askerliğime gitmeden evvel hoca efendi merkez vaizliği imtihanına gitti Ankara'ya. İlan edilmiş gazetede. Haberi gitti yani, haberimiz var, gitti imtihana. İşte nüfus şartına göre, esas yaşına göre 18. Fakat nüfus şartına göre 16. Çünkü hoca efendi orasını atladım da çocukluğumuz. Hoca efendi nüfusa ben doğana kadar geçirmemişler. İsminde Fethullah var diye, tek parti dönemi. Bu ismi nüfusa geçemeyiz. O sırası nüfus memuru demiş. Sonra ben olduktan sonra, ben dünyaya geldikten sonra babam o zamanın bizim köyde karakol var. Bizim köy İpek Yolu üzeri. Karakol Başçavuşu'yla samimi olduğu için kendisi de ihtiyar heyeti olmuş. İşte Başçavuşu anlatmış, böyle böyle benim bir oğlum var, iki buçuk yaşına giriyor. Nüfusa kaydetmedi o nüfus memuru. Urrah var. O Allah kelimesi olmayacak. Ya FETÖ diyeceksen veya başka bir isim vereceksin. Gerçek. Sonra ben dünyaya geldikten sonra Başçavuş demiş, tamam o zaman sen yarın Hasan Kale'ye gel, ben oradayım. Gidek ben çocukları kaydettiririm. Başçavuş geçmiş, nüfus müdürüne emir vermiş. Bu Ramiz Efendi'nin çocukları var iki tane, onları nüfusa kaydedeceksen, isimleri de neyse onu yazacaksan, itiraz yok. O da baş üstüne komutanım, tabii emri onlarda. İşte babam orada beklemiş, ismini söyle, doğum tarihini söyle. Her ne kadar da geçmişe doğum tarihi söylemişse, yok geçmişe yazamayız, bugünkü tarihi yazacağız demiş. Beni, amcamı, hoca efendiyi. 1942 doğumlu olarak kaydetmiş. Bir amcam da var. O da Seyfullah. Onun adı da Seyfullah. Halk arasında Seyfullah diyor. 8-9 yaşına girmiş, hala nüfusa kayıtlı değil. İşte o sıra nüfus memuru, nüfusa geçersen beni Ramisoğlu Seyfullah demiş. Şamiloğlu amcamı Seyfettin demiş. Hoca efendiyi de Fethullah demiş ama 43'li yazmış. 43'li doğumlu yazmış. Sonra hoca efendi işte benim adım da Sibgatullah. Halk arasında, aile arasında Sibgatullah. Sibgatullah'a dili dolanıp yazamamış nüfus memuru. Sibgatullah. Hatta demiş, hatırladığıma göre bu bir ayet. Bunu hiç yazamayız demiş. Yani Sibgatallahi ve men ehsenu minallahi sibga şeyde var ya, Bakara'nın son seferinde. Onu da yazmış. Ben tüm Sibgatullah'ı ne Seyfullah yazmış. Dolayısıyla işte Hoca Efendi Merkez Bayezid'ine gitti. Oradan Edirne'ye Yaşar Tuna Gör hocam. Hoca Efendi'nin imtihandaki
kabiliyetini, hassasiyetini görünce hiç tanımıyor, bilmiyor. Kapının önüne çıkmış, beklemiş. Orada demişler ki, ya hoca efendi sen güzel her şeyi kazandın da sen 42 doğumlusan, daha 16 yaşındasın. Seni biz resmi vazifeli vazifelendiremeyiz. Yoksa merkez vaizliğini kazandın. Hem yazılı da hem sözlü de vicayın. Yaşar Tuna gör de o sıra Diyanet reisi vekili, yardımcısı yani. Kapının önüne çıkmış, hoca efendiyi beklemiş. Hocam da biraz üzülmüş orada ama yani bir görev alsa daha iyi olacak. En azından kitap parası olacak, kitap alacak zaten. Eline ne para geçse kitaba yatırıyor. Tuna diyor, hocam kolundan tutmuş hoca efendini. Gel bakayım delikanlı. Nerelisin? Erzurumlu. Seni ben bir yere görevlendirsem geçici imam olarak gider mi sen? O da bir babama danışayım demiş. Eğer uygun görürse. İhbarlı bir telefonla zannedersen babama sormuş ki böyle böyle bir merkez vaizliği kazandım ama yaşım küçük olduğu için memuriyet vermiyorlar. Geçici olarak bir imamlık Edirne'de veriyorlar. Gidebilir miyim? Babam da siz bilirsiniz demiş. Yani babam çok saygılı hoca efendiye. Her şeyine onay veriyor. Çünkü biliyor yanlış yapmayacağını. Emin. Hoca efendi Edirne'ye gitti. Hoca efendi Edirne'ye gittikten bir sene sonra veya bir buçuk sene sonra annem çok üzülüyor. Ben de İstanbul'a gitmek istiyorum. Yani Erzurum'da iş yeri yok filan, çalışıp para kazanmak, aileyi geçindirmek. Hoca efendi de yok, biz aile bize kaldı. İşte gittim İstanbul'a, gittim hoca efendiyi Edirne'de ziyaret ettim. Bir caminin penceresinde kalıyor, bir adamlık yer. Efendi, gündüzün bana işte salata, ekmek, peynir ikram etti. Yarın seni bir lokantaya götüreyim dedi. Ama gece pencereyi bana verdi, bir dişili pencere. Bir tane ince bir döşeği var sincerden, iki tane de battaniyesi var. Sen burada yat dedi bana. Sen nerede yatacaksın hocam? Ben bulurum bir yer. Dedim bari battaniyenin birini sen al. Yok dedi, ben bulurum. Bu taş her taraf, pencerenin her tarafı taş. Taş olunca soyuk oluyor. Çıktı gitti. Biraz sonra beni uyku tutmadı. Daha merak da var. Bu nerede gitti yattı? Bunun koskoca sarayı, burada bir pencere. Burayı da bana verdi, kendi nereye gitti? Kalktım yavaş yavaş camının içinde. Baktım ufak bir nefes sesi geliyor minberin altından. O minberlerin altı boşluğu olur ya. Mübarek adam oraya altına bir seccade sermiş. Başına da bir tane şey koymuş. Rahle. O Kur'an-ı Kerim'den koyduğu rahle. Orada uzanmış. Uyuyacak mı, uyuyamayacak mı da belli değil. Ben onu görünce aslında bir iki gün yanında kalacaktım yani. O hali görünce sabahtan geçen de dedim hocam ben gideceğim müsaade edersin. Ya işte dursaydım falan yok dedim hocam. Ben gideceğim dedi. Öyleyse ben sana bir ekmek, yemek yedireyim. Lokantada bir yemek yedireyim. Hiçbir şey yediremedim falan. Olur yemeği yedir. Oradan ben istasyona gideyim. Trene biner giderim. O sıra pek bu karayolu falan vasıtaları böyle revaçta değil. Trenle gidip geliyor. Tamam dedi. Çıktık. O kapalı çarşı falan derken dolan babam dolan. Ya hocam işte buraya lokanta. Orada olmaz. Gidiyoruz başka bir lokanta. Orada da olmaz. 5-10 lokanta gezdik, hiçbirinde olmuyor. Ben işin mahiyetini bilmiyorum, niye olmuyor diyor. Ben hoca değilim ya. Meğerse hep işçili lokantaymış lan. İşçili lokantada bana yemek yediriyormuş. Bunlar hiç olmaz. Yani bir arada bir yemek yediğim, kebap yediğim bir lokanta vardı, o da kapanmış. Kapatmışlar dedi. Ha günlerden pazar. O esnaf kebapçısıymış, onun yediği yemek yeri. Esnaf kebapçısıymış. Pazar günü esnaf da olmayınca o adam pazar günleri kapalıymış. Dedim hocam en iyisi biz yine akşam pijimi, domates, eymeç biraz da peynir alak caminin havlusuna bir yerde oturur yerir. Ben oradan kalkar giderim. Senin Allah işin rast etsin. Tamam dedi. Aldık geldik domates, eymek, peynir yedik içtik suyunla. Ben daha durmam. Yani şimdi o diyor ki kal ama yok dedim ben daha durmuyorum. Hiç olmazsa pencere senin olsun. Kalktı benimle beraber Edirne'nin istasyonu da çok uzak. Aşağı yukarı 2 kilometre şehrin merkezine. Benimle beraber oraya ta yaya geldi.
Orada ben bilet aldık, trene bindirdi. Ama İstanbul'da durma dedi. Halbuki da ben İstanbul'da işim var. Çok güzel bir işim var. Yani Karaköy rıhtımında hamarların içine karıştım ben. Böyle bir 50 kollu kabadayı, bir bıyıklı mıyıklı bir Erzurumlu beni sevdiler. Çok para kazanıyoruz. Yani Hoca Efendi'nin yanına gittiğim zaman para da teklif ettim. Yani param var dedim. Böyle böyle İstanbul'da böyle para kazanıyorum. Yok dedi, ben de aylığım var, benim de param var dedi. Daha eskisi gibi değilim şimdi. Senin parana ihtiyacım yok, sen o parayı götür babama. Sendeki paraları. Ama sana ben bir şey diyorum dedi. Sonra darılırım. Eğer dediğimi yapmazsan, buyur dedim. Sen şimdi buradan trene bineceksin Sirseci'ye. Sirseci'den hemen vapura bineceksin Haydarpaşa'ya. Haydarpaşa'da bileti alacaksın. Bana yol güzergahı çiziyor yani. Hani Sirseci'de başka yer, halbuki Sirseci'de bir handa yatıyorum ben. Yatağım var, yorganım var. Efendime söyleyeyim, orada tanıdık bildiğim arkadaşlar var. Çalıştığım arkadaşlar var. Yani bir onlara bile Allah'a ısmarladık etme. Eğer kanarsan, tekrar İstanbul'da kalırsan, sen doğru Erzurum'a gideceksin dedi. Tabi bildiği var. Tabi orada İstanbul, o sıra İstanbul doğudan gelmiş bir genç, 18 yaşında bir genç delikanlı, Hoca Efendi biliyor harcanacağını, sahipsiz, evsiz, barsız. Benim aklımdan öyle bir şey geçmiyor ama, ama her şeyin içindesin sen yani, her şeyin içindesin. Sana şunu dediğim yani, orada ben çalıştığım dönemler, ben cumaları hiç kaçırmıyorduk ama bir de arkadaşım vardı yine Erzurum'dan. İnanın gündüzleri, gündüz namazlarının çoğu gidiyordu. Ben bunu itiraf edeyim yani, o yaşta bir delikanlı çalışıyorsun. Çalışıyorsun, iş görüyorsun. Belki hiç etrafında namaz kılan yok. Hiç abdest alan yok. Hatta kıldığın zaman üstten gülenler var yani. Dolayısıyla Hoca Efendi bunları bildiği için bana yol çizdi, böyle böyle böyle. Şimdi geldim trenden Sirseci'de yendim. Bir ayağım bu tarafa gidir. Bu Sirseci postanesine doğru, hemen onun yakınında bir yerde bir handa kalıyoruz. Arkadaşlar filan var. Ula gidim Allah'a ısmarladık edeyim mi filan. Bir ayağım Hoca Efendi'nin sözüne, ula gidersen beni durdururlar. Bu dönem Hoca Efendi'nin sözü yerine gelmez. Velhasıl selam Bismillah ya Allah dedim, doğru şeye, vapura. Sirseci'den geldim Haydarpaşa'ya, hemen bilet aldım, 200 saat sonra Doğu Ekspresi kalkıyor. Ekspres değil de o sıra işte posta treni. Bindim, geldim Erzurum'a. Yani Hoca Efendi'nin Allah'a şükür o günden sözünü tuttuk. Hep böyle ne dediyse onu yaptık. İşte o hadise öyle oldu, Hoca Efendi ziyaretim hadisesi. Sonra Hoca Efendi 60'ta asker oldu. Askerliğinde de ziyaretine gittim Mamak'ta. Ben henüz, ikimizi beraber askere istediler. Ama Hoca Efendi yaşını tahsiye ettirdi, 41 doğumlu oldu. Benden bir yıl evvel askere gitti. Hoca Efendi asker iken ben de asker oldum. O asker iken İskenderun'daydı. Ben de asker oldum, ikimiz beraber. Sonra Hoca Efendi terhis oldu. Terhis olmuştu. Ben Hakkari'ye dağıtıma gittim. Hakkari'ye. Sivas'tan ben firar ettim. Yolumu değiştirdim yani, firar etmedim de. Trenle Kurtalan'a gitmem lazım. Ben Erzurum'a döndüm. Erzurum trenine bindim. Nasıl olsa buradan geçirem. Hakkari de Van'ın o bir tarafındaymış. İlk defa Hakkari'nin nere olduğunu öğrendim ben. Geldim Erzurum'a. Hoca Efendi'ni de biliyorum. Terhis olmuş, Erzurum'da duruyor. Bir camide vaaz ediyormuş. Muratpaşa Camii'nde. İyi bir fırsat. Hiç senedir görüştüğümüz yok. Geldim Erzurum'a yendim. Bir 3 gün kaldım Erzurum'da. Hoca Efendi'nin 2 gün vaazını dinledik. Mübarek adam dişim ağrıyordu. Bir de benim dişimi çektirdi. Gel gidak dedi, bir Ahmet Usta var. O sıra böyle modern dişçi falan yok. Çelpetinden çekirler. Camiden çıktık.
Hele de dişim fena ağrırsa hemen Hoca Efendi tuttu elimden. Diyordu, Ahmet Usta bizim Sıfat Efendi'nin bir dişi ağrıyormuş. Hangisi? Aa bu demeden Ahmet Usta çekti aldı dişi. Allah uzun ömürler versin, sıhhat afiyet. Sonra 3 gün sonra beni aldı, götürdü mahalle başına. Doğuya giden vasıtalar oradan gidiyor. Hoca Efendi beni eliyle götürdü oraya. Ben biraz da gitmek istemiyorum yani. Kış, hava da kış. Yani ne olacaksa olsun, ben Hakkari'ye göndermişler. Hakkari'yi konuşurlar. İşte böyle şöyle değiller. Sürgün gittim ben zaten İstanbul'a. İlk benim şeyi de oradan, İstanbul'dan sürgün ettiler beni Hakkari'ye. Sürgün nasıl olsa biraz daha firar dolanayım dedim ama Hoca Efendi razı olmadı. Vatani görev en kutsi şeydir. Gideceksen hiçbir amire itaatsiz etmesin, görevini yapıp geleceksen. Beni götürdü mahalle başına, oradan Ağrı minibüsüne bindirdi. Minibüs şoförüne sıkı sıkı tembih etti. Bu askeri sen Van'a giden bir arabaya bindireceksen, oradan da işte Hakkari'ye gideceğiz. Böyle direkt Hakkari'ye falan vasıta yok. İşte Ağrı'ya gittim, Ağrı'dan minibüsüne. Kaloriferi yok minibüsün, teze sobası yani minibüste. Minibüsün içinde arkada bir soba kurulu, borusu arkadan çıkmış. Kış soyuk, tezeh yakıyorlar, minibüsün içi ısınıyor. Ağrı'ya ile gittik, Ağrı'dan da bir minibüsüne Van'a gittim. Tam 24 saate Van'a gittim. Oradan işte sordum, soruşturdum, jandarma merkezine gittim, merkez komutanlığına. Dediler ki yarın Hakkari postası var, burada dur. Orada beni misafir ettiler o jandarma merkezinde. Bir gün de firarım var, iki gün firarım var dediler. Seni cezalandırırlar. İşte yollar kapalı dedim. Mazeretim var yani, yollar kapalı, gelemedim bile. Beni misafir ettiler. Ertesi gün işte onlardan bir arkadaş, asker arkadaş beni getirdi. Hakkari postası var otobüs. Ona bindirdi, gittim Hakkari'ye. Hakkari'de tam 25 ay kaldım. Terhis olduktan sonra da geldim Hoca Efendi İzmir'de, Edremit'te, merkez bayisi. O terhis olduktan sonra önce bir Trakya'da yine bir resmi görev almıştı. Ben askerken Kırlar elinde, sonra işte Edremit merkez bayisi yine. Edremit'te haftada bir gün cumaları merkez vaiz veriyor, sonra İzmir'e geliyor. Kestane Pazarı'ndaki işte İmam Hatip talebelerinin müdürlüğü yapıyor. Askerden geldikten sonra gittim ziyaretine. İşte yeni Edremit'e gitmişti. Kestane Pazarı'nda olduğunu işte biliyorduk. Kestane Pazarı'nı soracağız, öğreneceğiz. Otobüsüne gittim İzmir'e. Yendim o Kemeraltı, ilk defa İzmir'e gitmişim. Orada bir taksici var, dedim kardeş beni bu Kestane Pazarı Camii'ne götüreceksin. Sabah erken böyle elimde eşyalarım var, Hoca Efendi'ye annem bir şeyler vermiş işte peynir, işte kavut, Erzurum işi bir şeyler veya giyecek bir şeyler var. Ona sebep taksiye müracaat ettim. Taksi böyle bir yüzüme baktı. Tamam dedi amca, bin arabaya. Bindim arabaya. Ama orada bir tanesi sırtında böyle bir şerbet simi bir şey satıyordu. Köşede duruyor adam. Tam onun karşısında taksiye bindim. Taksi böyle bir gitti, bir dolandı, geldi. Baktım şimdi o şerbetçinin yanında durdu. Dedi amca işte Kestane Pazarı Camii burayı ye. Ula dedim kardeş, beni demin buradaydım, sen beni neye boşuna götürdün ya dedi. E ne yapalım, sabah kısmeti birkaç kuşta biz alak dedi. İyi olur dedim, al 2 lira. 2 lira verdim. İlk gidişim de öyle oldu Hoca Efendi ziyarete. Orada da gittim, orada da Hoca Efendi'nin yeri içi cişilik değil, yine bir cişilik. Yine bir cişilik. Yani işte Hoca Efendi'nin bir masası var, çalışma masası böyle ufak. Ben yanında oturun da kalkacağım ki Hoca Efendi oradan geçsin. Yani dışarı çıksın. İç ucum yine orada da beni misafir etti ama başka bir evde arkadaşların yanına ben gittim, orada yattım. Gündüzleri geldim Kestane Pazarı'na. Biz büyüdükçe sizler arkada küçük kaldınız. Benim Kestane Pazarı'ndaki tahta kulübeciğim içinde kaldınız.
Ah tahta kulübem! Her şey senin içinde kaldı gitti. Ah küçüklük! Sen ne iyiydin! Arkadaşlık seninle! Hey gibi günler! İlki değiliz. Sonu da olmayacağız. Hey gidi günler. İmamlık makamında ağlıya ağlıya namaz kıldırılan günler. Kur'an okurken kalp duracak hale geldiği günler. Hey gidi günler. Sonra işte Hoca Efendi'nin 71 muhtirasında içeri aldılar. Diğer kardeşlerim de Mesih Efendi ile Salih Efendi de o aynı anda o İzmir'de bir çay sohbetindeyken onları da basmış almıştılar. Hep beraber cezaevine konuldular. Diğer şu biraderleri dışarı attılar da Hoca Efendi'yi atmadılar. Hoca Efendi 6:30'a falan yattı İzmir'de, sıkı yönetim hapishanesinde. Dolayısıyla bir sefer babamı götürdüm ziyaretine. Babamla gittik. Bir sefer yine ben gittim, bir 5-10 gün kaldım. O sıra ben resmi dairede çalışıyordum ama ücretsiz izin alıp gidiyordum. Mecbur ailemizin bir ferdi, medar-ı ihtiramımız. Orada hapiste, burada annem üzülüyor. Mecburen gittik bir sefer ziyaretine. Sonra Allah'a şükür işte bıraktılar. Tutuklu kaldı yani, ceza vermediler. Ben öyle biliyorum. Ağızsız dilsiz ile tutuklu 6 ay, bilmiyorum kaç gün yattı. Sonra başka bir Badireli dönem oldu. 80 ihtilalini oldu. 80 ihtilalından sonra arananlar listesine koydular fotoğraflarını bütün memleket sattığına. O anarşistlerle beraber o sıra bu şeriat devleti kuracak diye suçlama o. İşte Allah peygamber talebe yetiştiriyor, iyi insan yetiştiriyor. Bu cumhuriyet düşmanı. Halbuki vaazlarında Hoca Efendi defaten cumhuriyet en iyi yönetim dediği vaki. Zaten o yüzden hakimler, savcılar da yani şey yapmışlar ama tabii arananlar listesinde o günkü koalisyon hükümeti, Milli Güvenlik Kurulu kararı alıyorlar. Listeler gösteriliyor oradaki heyete. Birisi yok. Bugünkü idarecilerden mülhem abileri o günkü hükümette onu da getirin koyun bunların gönlü hoş olsun diyor. Yani paşaların gönlü hoş olsun onu da koyun diyor. Aynen böyle sonradan söyleyenler vermiş hadislerini. Yani tabii o bir belki kötü niyet değil. Paşaların gönlü hoş olsun çünkü paşalar istiyorlar. O da arananlar listesinde. Onun da fotoğrafını koyar her yere. Fakat elhamdülillah hem kendisi bir sürü meşakkate katlandı, yakalanmadı onlara 7-8 sene. Erzurum'a geldi, Erzurum'da kaldı. İstanbul'da ben 3 ay gittim, geldim, ona aşçılık yaptım. Kaldığı yerlerde, kimsenin bilmediği yerlerde. 2-3 asırdan beri dilhun olan cemaatin gözyaşlarını dindir. Ve bizleri güldür Allah. İmam-ı müezzini müftisi vaziyle, cemaatiyle bütün bir millet olarak tevhidin 9 asırlık bayrakları, şu soylu, şu asil, şu necip milleti güldür Allah. Güldür de güller seni. Hele güldürmenin fecri döktüğü andan itibaren yüreğimiz gürlüğe gürlüğe derin bir ümitle artık güldür Allah'ım. Camiye bir kere gelenleri de güldür Allah'ım. Kapının tokmağına bir kere dokunanları da güldür Allah'ım.
Yumuşak kalplerini Allah'ın iman nuruyla doldur Allah'ın. Duama tesir ihsan eyle Allah'ım. Saygısızlık yaptım Allah'ım. Edepsizlik yaptım. Ama benim şanım, halim sen biliyorsun. Kime ne diyeyim? Öteden beri böyle yaptım. İndim utandım. Lillahi Teala'l-Fatiha. Lillahi Teala'l-Fatiha.